Kongre hazırlıkları iyi gitti. Yani illerde, ilçelerde, bulunduğumuz her yerde kongre çalışmamızı yaptık. Kimi yerlerde engellemeler oldu, her zaman olduğu gibi. İşte stand açıldı, standtaki arkadaşlarımızı gözaltına almalar oldu. Kimi yerlerde kongre için el ilanı dağıtmamızı engellemeye çalıştılar ama genel olarak baktığımızda biz her yerde kongre çalışmamızı yaptık. Ve iyi bir katılım olacağını da düşünüyoruz. Onu planlamıştık. Öyle bir katılımla, güçlü bir katılımla bir kongre yapmayı planlamıştık. Büyük bir aksilik olmazsa, eğer otobüslerin gelmesini engellemeye kalkışmazlarsa, iktidar açısından söylüyorum bunu, o zaman iyi bir kongre, güçlü bir kongreyi gerçekleştirmiş olacağız. Ve 50 bin hedefi koymuştuk. O hedefe yaklaşacağımızı düşünüyoruz doğrusu, katılım açısından baktığımızda. Öte taraftan çok geniş hem yurt içi hem yurt dışı davetlerimiz var. Yurt içinde siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, sendikaları, meslek birliklerini, yurttaş girişimlerini, tek tek kanaat önderlerini, işte aydınları, yazarları, sanatçıları davet ettik. Epey geniş bir davetli listemiz var. Katılımın da o açıdan iyi olacağını düşünüyoruz bu davetliler açısından. Yurt dışından da çok geniş bir davet listemiz vardı. Hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da, Orta Doğu'daki bütün ülkelerde siyasi partileri, oradaki kanaat önderlerini davet ettik. Oradan da iyi bir katılım olacağı kanaatindeyiz. Bize geri dönüşler oldu. Dolayısıyla hem konuklar açısından hem üyelerimiz, seçmenlerimiz açısından güçlü bir kongre mesajı vereceğimizi düşünüyoruz. Çalışmaları tamamladık sayılır. Ufak tefek bir iki görüşme daha yapılması gerekiyor ama bir mutabakat komisyonumuz vardı. Her kongrede oluşur bu mutabakat komisyonu. Esas itibariyle adaylıkları toparlar. Çünkü açmıştık, parti meclisine aday olmak isteyenler diye bir havuz oluşturuyoruz. O başvuruları değerlendirir, toparlar. Bizim parti meclisinde belli dengeleri gözetmemiz gerekiyor. Denge derken şöyle, birincisi tabii ki kadın erkek eşitliği, bunun gözetilmesi gerekiyor. İkincisi bileşenlerimiz var, bileşenlerimizin parti meclisinde temsil edilmeleri gerekiyor. Bireylerin temsil edilmeleri gerekiyor. Yani örgütlü bir yapıdan gelmeyen bireylerin. Dolayısıyla bütün bu dengeleri de gözeten bir çalışma yapıldı ve o çalışmada dediğim gibi bir iki eksik var. O da yapılıyor şu anda, bitecektir. Bir parti meclisi ve yedeklerinden oluşan bir liste hazırlanmış olacak. Aynı zamanda disiplin kurulu yeniden seçilecek. Uzlaşma kurulumuz var, o yeniden seçilecek. Eş başkanlar elbette ki seçilecek. Mutabakat komisyonumuz oy birliğiyle eş başkanların devam etmesi doğrultusunda kendilerine bir öneri götürdü. Eş başkanlar da bunu olumlu karşıladılar. Dolayısıyla eş başkanların devam edeceğini düşünüyoruz. Parti meclisinde çok büyük bir değişim oluyor. Bizim her kongrede %60-70 oranında değişim olur parti meclisinde. Bu sefer de öyle bir değişim olacak. Tam oranı bilemiyorum ama en az %60 değişim olacaktır parti meclisinde. Daha genç, daha dinamik bir parti meclisi ortaya çıkacaktır. Birincisi o. İkincisi, şöyle bir şey önemlidir bizim açımızdan. Dedim ya, bir hem parti meclisinde dengenin korunması, çeşitli dengelerin korunmasını gözetiriz her zaman. İşte vekil sayısı belli bir oranda tutulur parti meclisinde. Ve sadece bileşenler değil, işte inanç grupları gibi meseleleri de dikkate alırız. Dolayısıyla parti meclisine HDP'nin içindeki bütün farklı inanç gruplarının da yansımasını sağlarız. Bunların hepsi aşağı yukarı tamamlandı sayılır. Ama önemli kuralı geçen de uygulamıştık, geçen kongrede de. Sadece bir istisna zannediyorum bu sefer geçerlidir. Onun dışında bir ya da iki istisna. Onun dışında iki dönem kuralı uygulandı yine. Ona da dikkat ediyoruz. Yani o çünkü önemli bizim açımızdan. Hem bir değişimin gerçekleşmesi açısından önemli. Yeni deneyimli arkadaşların
ortaya çıkması açısından önemli. Dolayısıyla onu da uygulamış oluyoruz. Bir dönem o danışma kurulu çok işletemedik. Bizim bir eksiğimiz oldu. Şimdi bu dönem tekrar bunu tartıştık, değerlendirdik. Ve yeni bir danışma kurulu oluşturması konusunda bir karar ortaya çıktı. Bunun için epey yaygın görüşmeler yapıldı. Danışma kurulunun esprisi aslında HDP'li olmayanların da içinde yer aldığı ve bize dışarıdan bakanların işte önerilerini, eleştirilerini dinlediğimiz bir kurul olması gerekiyor. Bu açıdan çok değişik görüşmeler yaptık. Çeşitli işte aydınlarla, yazarlarla, kanaat önderleriyle. İyi bir danışma kurulunun oluşacağını düşünüyoruz. O çalışmalar da sonuçlanacak. Bilgi verilir büyük ihtimalle kongreye. Bizim için önemli. Çünkü tabii ki HDP'li olanlarla hep birlikte parti politikalarını oluşturuyoruz ama dışarıdan bakan ve bizi dışarıdan değerlendiren, dolayısıyla eleştirilerini ve önerilerini belki zaman zaman bizim hoşumuza gitmeyecek şekilde dile getirenlerin olması bizim açımızdan çok önemlidir ve bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Yani çünkü bazen hoşumuza gitmeyen eleştiriler ve öneriler aslında gerçekten fikirlerimizi geliştirmemize imkan sağlıyor, önümüzün açılmasına imkan sağlıyor. O yüzden danışma kurulunu işlevsel bir şekilde değerlendirme kararını aldık. Bu kongre bizim için önemli. Türkiye'nin genel gelişimi açısından da baktığımızda önemli. Çünkü kongrede sözümüzü aslında normalde biz önceden söylemeyiz. Önceki kongrelerimizdeki usulümüz kongre günü sözümüzü açıklardık. Fakat bu sefer değişik bir yol izledik ve öncesinde bunu açıkladık. Çünkü bu aslında bizim için aynı zamanda bir mesaj kongresi. Bu mesajımız da hem ülke sınırları içinde yaşayan bütün halklara ve farklı inançlara, kimliklere, kültürlere bir mesajdır bu. Farklı siyasi partilere, siyasi ve toplumsal muhalefete mesajdır. Aynı zamanda dünyanın her yerinde HDP ile gönlü atan, HDP'ye gönül vermiş olanlara bir mesajdır. Bu mesajda şunu söylüyoruz. Çözüm biziz diyoruz. Çözüm bizde diyoruz. Nedir çözüm bizde dediğimiz şey? Önümüzdeki dönem Türkiye'de olacak gelişmeler açısından baktığımızda yeni bir dönem, demokrasinin inşası dönemi yaşanacaksa eğer, bir demokratik değişim ve dönüşüm sağlanacaksa eğer, orada HDP'nin rolü çok önemlidir ve biz bir çözüm gücüyüz diyoruz. Bu kongrenin temel mesajı budur, çözüm bizde mesajıdır. O nedenle kongremizde de hem alacağımız politik kararlarla, kongre kararlarıyla hem de eş genel başkanlarımızın yapacağı konuşmalarla, açıklamalarla bunu çok güçlü bir şekilde bütün topluma bu mesajı vereceğiz. Evet, biz çözüm bizde diyeceğiz. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından da böyledir. Parlamento seçimi, meclis seçimi açısından da böyledir. Ve yeni dönemde Türkiye'de bir demokrasinin inşası dönemi yaşanacaksa yine öyledir. Çünkü biliyorsunuz 2023'te Cumhuriyet 100. yılını tamamlamış olacak, 1. yüzyılı, 2. yüzyıla geçiş yapılacak. Ve biz Cumhuriyet'e yönelik temel eleştirimizin demokratik olmamasıdır Cumhuriyet'in. Dolayısıyla temel hedefimiz de demokratik Cumhuriyet'in inşa edilmesidir esas itibariyle. Bu açıdan baktığımızda bu kongrede bunun güçlü mesajını vereceğiz. Hem kararımız açısından bir numaralı kararımız demokrasi ittifakı kararıdır. İki numaralı kararımız demokratik cumhuriyetin inşası kararıdır. İkinci yüzyıla bu iddiayla gireceğiz. Dolayısıyla hem demokratik cumhuriyetin inşasında çözüm bizde, hem cumhurbaşkanlığı seçiminde, hem de oluşacak yeni meclisteki anahtar rol açısından baktığımızda çözüm bizde diyoruz. Ve bunu en güçlü şekilde anlatacağız. Nasıl bir çözüm istiyoruz? Çözüm derken sadece Kürt sorunundaki demokratik barışçı çözümü kastetmiyorum. Bütün konularda, yani yaşanan çoklu krizin çözümü de bizdedir aslında. Yani ekonomik krizde, sosyal krizde, yaşanan çevrenin ekolojik dengenin tahrip edilmesi krizinde, kadın erkek eşitliği ve kadınların özgürlüğü meselesinde, bütün konularda çok ciddi önerilerimiz var, politikalarımız var. Bunları bir kez daha dile getireceğiz ve bu çözüm bizdenin nasıl gerçekleşmesi gerektiğini bu kongrede güçlü mesaj olarak
topluma ve dediğim gibi dünyanın her yerine vermiş olacağız. İddialıyız bu konuda. Çünkü biz HDP'nin fikirleri, politikaları, örgütlenmesi ile önemli bir umut gücü olduğunu, önemli bir cesaret odağı olduğunu, önemli bir toplumsal ve siyasal muhalefet odağı olduğunu düşünüyorum. Ve bu iddiamızı da gerçekleştirmek için bir kez daha kongremizde bu mesajı vereceğiz. O nedenle hani bu bizim için herhangi bir kongre değildir, güçlü bir mesaj kongresidir esas itibariyle. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ağır baskılarla karşı karşıyayız. Yani kongre çalışmamızı bile bu tür baskılarla sürdürüyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi. Dolayısıyla bu baskılar karşısında da çok ciddi bir demokratik direniş gösterdik aslında. Daha güçlüsünü sürdürmek gerekiyor. Çünkü bugün ülkenin gelmiş olduğu noktaya baktığımızda, yaşanan çokluk krize baktığımızda gerçekten bu siyasal, toplumsal, ekonomik, sosyal krizin aşılabilmesinin hem iç politikada hem dış politikada yolunun aslında güçlü bir HDP olduğunu düşünüyorum. Biz kapatma meselesinde hep bunu söyledik. HDP bir fikirdir, HDP politikalar bütünüdür. Dolayısıyla hani öyle bir dükkan değildir kapısına kilit asabileceğiniz. Evet, her türlü olumsuzluğu bize yaşatabilirler. Kapatma, siyasi yasak getirme vesaire gibi her türlü olumsuzluğu yaşatabilirler. Ama bu kongrede bir kez daha şunu bütün topluma ve hem iktidara hem muhalefete söylemiş olacağız. Nevrozlarda da bunu söyledik ve gösterdik. Nevrozlardaki en önemli mesaj neydi? Halk siyasi iradesine sahip çıktı ve bunu çok açık bir şekilde gösterdi. İnanılmaz bir gençlik katılımıyla bütün nevrozlar kutlandı. Çok dinamikti bütün nevrozlar. Ülkenin 70 noktasında nevroz kutlaması yaptık ve milyonlarca insan sokağa çıktı ve iradesine sahip çıktığının mesajını verdi. Bu kongrede bu mesajın devamı olacak ve gerçekten iktidar da muhalefet de bunu görmedi. Yani HDP elbette ki eksikleri vardır. Elbette ki her siyasi parti gibi zaman zaman yaptığımız yanlışlar vardır. Bunları da değerlendiriyoruz. Kongreler zaten bunun değerlendirildiği dönemlerdir aynı zamanda. Bu eksiklerimizi, yanlışlarımızı düzeltme zamanlarıdır. Elbette ki eleştiriye açığız. Elbette ki öz eleştiri verme bizim için çok önemlidir. Bunu da kongremizde eş başkanlarımız da yapacaklar. Ama sonuç olarak bütün bu sürecin bitiminde güçlü, kararlı, mücadeleci bir yapıyla önümüzdeki döneme adım atacağımızı iktidara da muhalefete de söylemiş olacağız. Biz dediğim gibi bir müzakere partisiyiz. Aynı zamanda toplumun bütün sorunlarını, siyasal, toplumsal, ekonomik bütün sorunlarını müzakereyle, diyalog yoluyla çözmek gerektiğini hep söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Sadece Kürt sorunuyla ilgili değil, bütün sorunlarla ilgili yaklaşımımız budur. Esas itibariyle Kürt sorunu elbette ki bizim açımızdan birinci durumdadır. Neden? Çünkü bir demokrasiyi inşa edeceksek eğer, Kürt sorununda demokratik ve barışçı çözüm olmadan demokrasiyi inşa etmek mümkün değildir. Ve Kürt sorunu da demokrasiyi inşa etmeden çözmek mümkün değildir. Birbirinin içine geçmiş sorunlardır bunlar. Dolayısıyla bu konudaki güçlü mesajımızı iktidara da muhalefete de bir kez daha duyurmuş olacağız. Ve aslında onların da tepkilerini, tutumlarını ölçmüş olacağız. Çok umutluyuz. Biz çok iyi bir kongre geçireceğimizi düşünüyoruz. Ve öyle sanıyorum ki bir bütün hem ülke sınırları içinde hem Orta Doğu'da hem de dünyanın her yerindeki dediğim gibi HDP'ye gönül vermiş olanlara, HDP'ye oy vermiş olanlarla, HDP ile birlikte mücadeleyi sürdürenlere güçlü, kararlı bir mesajı bu kongrede bir kez daha vermiş olacağız. Çözüm bizde diyelim.